Şimdi Cenab-ı Hak ne diyorsa o. Bak Allah-u Teala diyor ki ve bi kulli şeyin alim. Her şeyi bilir o diyor. Peki o her şey ne? Bak diyor ki in tuhfu ma fi sudurikum ebtubduhu. İçinizdekini gizleseniz ya da ortaya çıkarsanız. İçimde olan değil mi o? Ya'lemuhullah, Allah onu bilir. Ve ya'lemu ma fis semavat, göklerde ne var? Şu anda olan yani. Ve ma fil ard, ve yerin içinde olan. Onu bilir. Vallahu ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye ölçü koymuştur. Bunların hepsinde bir ölçüsü vardır. Ölçüsü hiçbir şey yoktur. Ondan sonra ve indehu mefatihul gayb. Bütün gaybın anahtarları onun yanındadır. Şimdi gayb ne? İnsan akıllarına ne geliyorsa ona gayb diyorlar. Hayır. La ya'lemuha illahu, Allah'tan başkası bilmez. Demek ki bilinebilecek konumda bir şey ki Allah'tan başkası bilmez. Yani o bir şey olmuş. Ve ya'lemu ma fil barri vel bahr. Karanın ve denizin içinde ne var onu bilir. Ve ma taskutu min varakatin illa ya'lemuha. Ma taskutu düşmez demek. Ma taskutu nefi haldir, değil mi? Şu anda yani. Düşecek değil, şu anda. Herhangi bir yaprak düşerken mutlaka Allah'ın bilgisi vardır. Ondan sonra ve la habbetin fi zulumatil ardı ve la ratbin ve la yabisin. Yerin derinlik karanlıklarında bir tane kuru yaş ne varsa illa fi kitabim mübin, ayrıca onu açık bir şekilde yazan bir kitaptadır. Yani her şeyin de kaydı tutulur. Kainatta her şeyin kaydı tutulur. Kayıtsız bir şey yok. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Onlar ne zaman tekrar dirileceklerini de bilmezler. Peki bu gayb da bu geçmiş tabii ki bilir Cenab-ı Hak. Bizim için gayiptir, Allah-u Teala için değildir. Peki gelecekle ilgili bir şey söylüyor mu burada? Diyor mu? Peki olmayan bir şey bilinir mi? Bakın şimdi İmam Maturidi'ye mal ediliyor. İmam Maturidi ne diyor? Diyor ki sen dün bana şeyi göstermiştin ya, Keşraf'tan bir yer göstermiştin, onu bir daha şey yapabilir misin? Onu da gösterelim ya. Yani o bir şeyle alakalı. Yani o maktura şey diyorlardı, mağduma değil de maktura dediklerinde. Diyor ki şeyiyyetül mağdumi indel mu'tezileti vel icabetu anha. Mu'tezile'ye göre mağdumun şey oluşu. Mağdum ne demek biliyor musunuz? Mağdum olmayan demek, yok. Olmayana şey denir mi? Ha, sen Türkçe'de diyebilirsin ama önemli olan Arapça'da deniyor mu? Bizim için konu o. Diyor ki burada bu onların diyor diğer dinlere benzeyerek söyledikleri bir sözdür diyor. Yani olmayanın şey denmesi, işte İsa'nın ezelden olması olayı gibi. Buldun değil mi? Ha, tamam. Sen otur, okuruz sonra. Şurada otur. Mu'tezile demiş ki madum şeydir, yani şeylerdir diye çoğul da şimdi Türkçe'ye şeylerdir demek pek uygun değil. Yani şeydir diye tercüme edeyim. Mu'tezile demiş, yani olmayana şey denir. Olmayana şey denirse baba bir kulli şeyin alim dediği zaman olacak her şeyi de bilir demek olur değil mi? Yani şu anda bir hareket olmadığı halde bilir. Bu şeyin başı ben kimle evleneceğim Allah bilir miden başladı biliyorsunuz. O zaman ortada kız yok, sen yok, karar yok. O zaman Allah-u Teala bilir. Bilir. Eğer karar verdiyse tabii ki bilir. Allah-u Teala Zeynep'le Resulullah'ın evlenmesini kararlaştırdığını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de.